Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda çok güzel bir güveç yemeğimiz var. Harem güveci olacak. Mantarlı yapacağım, hazırlayacağım. Kuzu eti kullanıyoruz güvecimiz için. Yaklaşık 500 grama yakın, 400 gram kadar bir kuzu etim var burada. 2 tane yeşil biber çıkarttım, köy biberi. 1 tane kapya biber ayarladım. 1 tane orta boy bir soğan ayarladım. Sarımsağım nerede? Burada. Bir diş sarımsak, her zamanki gibi sarımsak ayarladım. 2 tane domatesim var ve 350 gram kadar da mantarlarım var. Hepsini yıkadım süzgeçte süzüle dursunlar diye. Şöyle hemen onları doğramakla başlayacağım ama öncesinde ona başlamadan etimizi koyalım. Etimiz orada kavrulurken biz malzemelerimizi doğrayalım. Az bir sıvı yağ koyarak etimizi kavuralım. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum. Tavamı güzelce ısıttım. Biraz da yağım ısınsın. Hemen etime ekleyeceğim. Evet, artık ekleyebiliriz. Karıştırarak tüm dış yüzeylerinin aynı rengi gelmesini sağlıyoruz önce. Ardından zaten yavaş yavaş etimiz sulanmaya başlıyor. Biraz altını kısalım bu aşamada. Yüksek ateşteydi biliyorsunuz. Ağzını da kapatalım. O kendi suyunu bırakıp çekinceye kadar pişsin. Kuzu eti zaten çok çabuk pişecektir. Biz diğer tarafta sebzelerimizi doğrayalım. Evet, soğan ve sarımsağımızı doğradık. Onları hemen şöyle kabımıza alalım. Biberlerimizi de doğrayalım aynı şekilde, küçük küçük, ince ince. Evet, soğan, biber ve sarımsağım hazır. Hepsini bir karıştırdım. Görüyorsunuz ben hep bu şekilde karıştırıyorum ve beraber tencereye ekliyorum. Neden bunu yapıyorum? Çünkü biberlerle soğanların pişme dereceleri aynı, süreleri aynı. İkisinin de aynı anda dış yüzeylerinin kızarmalarını istiyorum. Önce soğanları atıp kızartırsam, ardından da biberleri atarsam, biberlerin dış yüzeyleri kızarmayacak ve çiğsi çiğsi duracaklar, boz boz duracaklar. Zaten yaparken de siz bunu görürsünüz ne demek istediğimi. O yüzden beraber atıyoruz ki beraberce kızarsınlar diye. Biberlerin de dış yüzeyleri kırmızı kırmızı olsunlar diye. Evet, sıra geldi domateslerimize. Onların da kabuklarını şöyle incecik soyalım. Şöyle içini bir kontrol etsin ki suyunu çekti bile. Kavrulmaya başladılar. Hemen içerisine şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını ekleyelim. Ardından soğan ve biberlerimizi, sarımsağımızı ilave edelim. Onlar burada kavrulurken biz domateslerimizi doğramaya devam edelim. Ben birkaç kez açıp karıştırdım tabii ki. Bayağı oldular. Soğanlar ve biberler az önce söylediğim gibi etlerle beraber kavrularak hepsi eşit kızarıklığa geldiler. Şöyle daha yakından görmeniz için yaklaştırayım kameraya. Güzelce kızardıktan sonra artık mantarımızı ilave edebiliriz. Yemeğin tahminime göre bir 5 kişilik, 6 kişilik en fazla, 4 kişilik, 3 aşamalı olacak. Ayrıca güzel bir de şehriye pilavı yapacağız ve beşamel sos hazırlayacağız. Sonra güveç kaplara bunları karıştırarak
üzerinde güzel bir beşamel sosla fırına vereceğiz. Tabii kaşar rendesi beşamel sosun üzerinde olmazsa olmaz. Şimdi bunu böyle bırakalım. Güzelce mantarlar da kavrulsunlar. Tekrar kapağını kapatalım. Şöyle bir açıp tekrar karıştıralım. Mantarlar yavaş yavaş sulanmaya başladılar. Bakalım mantarlarımız ne kadar sulanmış. Bayağı suyunu bırakmış. Baharatlarını ekleyelim. Acı seviyorsanız çok az pul biber. Karabiber yarım çay kaşığı ekledim. Karabiber fazla eklediğinizde mantarları karartma yapabiliyor mantarlara. O yüzden çok eklememeyi tercih ederim mantar kullandığım yemeklerde. Hatta beyaz biber de kullanabilirsiniz tabii ki karabiber yerine. Şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine domatesimizi yayalım. Ve onu ağır ateşte pişmeye bırakalım. Kendi suyuyla domateslerin, mantarların, etin suyuyla o yavaş yavaş orada pişecek. Şimdi diğer tarafta yemeğimiz pişerken tavamıza ısıtalım. Ve şöyle bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağımızı ekleyelim. Siz hazırlarken lütfen bir bardak kullanın şehriyeyi. Ben iki bardak yapacağım. Bir bardak kalanı da kızıma ayıracağım pilavını. Bir bardak kadarını, yani yarısını da buraya harcıma ekleyeceğim. Pişirdiğim mantarlı etli harcıma. Çünkü o mantar da yemiyor. Hiçbir şey yemiyor. Ben bu kızı ne yapsam bilmiyorum. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şimdi ayrıca ona da uğraşmayayım diye iki bardak birden yaptım. Az bir şey kavuralım. Hafif böyle renkleri dönmeye başlayınca biraz tereyağı ekleyeceğim, eriteceğim. Şimdi eklemiyorum tereyağını ki şehriyemi kavururken tereyağım içerisinde yanmasın diye. Şehriyem bayağı kavrulmaya başladı, kızarmaya yavaş yavaş. Artık tereyağımı ekleyeceğim küçük bir parça. Suyunu da sıcak su kaynatıp sıcak su ekleyelim. 1 bardak şehriyeye 2 bardak su ilave edeceğiz. Bu şekilde hesaplayın. Altını kısalım. Tuzunu da ekledikten sonra pişmeye bırakalım. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar da tuz ekledim. Üzerini kapatalım. O da bir kenarda ağır ateşte pişsin. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlayalım. Yemeklerimiz bu tarafta pişiyorlar. Şöyle bir yemek kaşığı, küçük bir parça, yemek kaşığı bile değil, yarım yemek kaşığı diyebilirim. Tereyağını küçük sos tenceremize alalım ve erimesini sağlayalım öncelikle. Eriyen tereyağımıza çok tepelebi olmayan bir miktar un koyalım. Bir yemek kaşığı kadar. Ve güzelce kokusu çıkıncaya kadar, hafif kızarıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Kızarmaya başlayınca bir bardak soğuk sütümüzü ekleyelim yavaş yavaş. Bu aşamada ocağımızı kısalım ki sosumuz pütürlenmesin. Kenar kısımlarını da güzelce alalım ki önce bir yarım bardak ekleyeceğim. Şöyle bir kıvamına bakacağım. İhtiyaç görürsem biraz daha ekleyeceğim. Önce bir kaynamasını bekleyelim. Bu arada ama yavaş yavaş da karıştırmaya devam edelim. Şöyle sizlere kıvamını göstermek isterim. Oldukça akışkan. Daha biraz daha da çeker kendisi o. Artık altını kapatalım. Tuzunu ilave edebiliriz. Tuz, karabiber. Çok az karabiber. Çok az tuz. Peynirin de tuzlu olduğunu unutmayalım. Üzerine zaten peynir serpeceğiz. Beşamel sosun olmazsa olmazı, çok az bir miktar. Muskat rendesi. Sosumuzun kıvamı bu olmalı. O da hazır. Şöyle bir şehriyeme hemen bakacağım. Henüz biraz sulu. Şöyle bir karıştıralım. Tekrar kapağını kapatalım ki buharı çok fazla gitmesin. Pişmeye devam etsin.
Yemeğimizi de bir kontrol edelim. Bakalım hangi aşamada. Bayağı sulanmış, suyuyla yavaş yavaş tıkır tıkır burada ağır ateşte pişiyor. Şöyle bir etlere bakalım. Eğer zaten pişmiştir kesinlikle de. Yani altını biraz yükseltelim ateşini ki bu suyunu çeksin. Sonra erişte şehriyemizi içine karıştırdığımızda şehriyelerimiz hamur olmasınlar bu suyun sebebine. Şehriye pilavım pişmiş. Suyunu tamamen çekmiş. Daha fazla pişmemesi için ocağımızın altını kapatalım. Ve biraz demlenmeye bırakalım onu bir kenarda. Pilavından bir miktar mantarlı et kavurmamın üzerine dökeceğim. Suyunu oldukça çekti gördüğünüz gibi. Çok fazla su bırakmadım. Biraz ateşi yükselttim ve suyunu çekmesini sağladım. Pilavından biraz karıştıracağım içine. Yemeğim çok da fazla çoğalmasın diye ben fazla koymadım pilavı, şehriye pilavını. Bir kısmı burada kaldı. Siz arzu ederseniz çok daha fazla koyabilirsiniz. Hazır altını kapatıp kaplara bölüştürebiliriz artık. Bu arada fırınınızı da açarsanız 180 dereceye ısınsın. Hemen fırına verebilirsiniz. 4 tane oldu. 5. çıkmadı. Tabii pilavı daha fazla koysaydım şehriye pilavını daha fazla da çıkardı. 5. de çıkardı. Şimdi üzerine hazırladığımız beşamel sosu gezdirelim. Biraz üzeri kaymaklanır. Tekrar bir çırpın lütfen. Dediğim gibi 5 kişiye beşamel sos da tam geliyor. 5 porsiyona. Bu kadarı arttı. Bunu kullanmayacağım. Çünkü şimdi ben bunu kullanırsam bitirmek için buradaki hazırladıklarımın bozulmasına sebep veririm. Siz 5 porsiyon hazırlayın. Tam gelecektir. Bunları şimdi fırına vereceğiz 180 dereceye. Orada kızarıncaya kadar hafif üzerleri pişireceğiz. Kızardıktan sonra üzerlerine kaşar peyniri rendesi serpeceğiz. Ve 1-2 dakika daha tuttuktan sonra alacağız fırından. Sıcak sıcak direkt servis yapacağız. Evet, yemeğimiz hazır. Fırından çıkarttım. Şöyle bir tanesinden tadına bakalım istiyorum. Çok sıcak şu anda. Şehriyeleri de gayet güzel. Lokum gibi pişmiş emin olun. Harika olmuş. Yanına güzel bir de salata hazırladım. Oldukça güzel bir menü oldu. Yanına başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Pilav falan. Zaten içerisinde şehriye pilavımız var. Afiyet olsun. Güzel bir cacık veya ayran da çok güzel yakışır yanına. Harem güvecimiz yenmek için, sofraya servis için hazırdır. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar. Eşinize, dostunuza da önerirseniz kanalıma çok memnun olurum. Her şey paylaştıkça güzelleşiyor gerçekten. Çok kısa bir sürede 60 bin aboneye ulaştım. Hepinize çok teşekkür ederim bu vesileyle. Bana güvendiğiniz, inandığınız, arkamda durduğunuz için inşallah gelecekte daha da büyüyeceğiz hep beraber. Çok daha güzel lezzetler ortaya çıkaracağız. Görüşmek üzere tekrar Allah'a emanet olun.